Sizlere iki film sahnesi izletmek istiyorum. İkisinde de insan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Birinci filmimiz hemen herkesin bildiği 1999 yapımı Matrix'ten geliyor. İnsanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama ikinci göstereceğim sahne daha güncel, 2019 Temmuz'da çekildiği için daha acısız bir deneyimi bize gösteriyor. Bir tane kalın bir kabloyu takmak yerine beyne birden çok ince kablo bağlanıyor. Evet, bu ikinci sahneyi hangi filmden aldığımı merak ediyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız bir filmden değil de bir sunumdan aldım ben bu sahneyi. Neuralink şirketinin geliştirdiği bir robotun gerçek görüntülerini izledik. Dikiş makinesi gibi çalışan bu robot kablo dikiyor. O kabloların bir ucu insan beynine, diğer ucu da bir bilgisayara bağlanacak. Yani bir beyin bilgisayar bağlantısı yapılacak. BBB. Şaka gibi geliyor kulağa. Ya da bu iş ancak bilim kurgu filmlerinde olabilir diye düşünüyorsunuz önce. Ama dedim ya bu sahneyi bir sunumdan aldım diye. Sunumu yapan kişi Elon Musk. Broken their neck, broken their spine. Mars'a gidecek roketler ve kendi kendine gidebilen elektrikli otomobillerden sonra insan beynine de el atmadan duramamış. Az önce gösterdiğim teknolojiyi geliştiren Neuralink şirketi 2016'da gizlice, hadi gizlice demeyelim de sessiz sedasız bir şekilde o ve arkadaşları tarafından kuruldu. Çünkü kamuoyu bunu ancak Mart 2017'de öğrenebildi. O zamana kadar dünyanın çeşitli üniversitelerinden en ünlü sinir bilim uzmanlarını işe almışlardı bile. İşte bu 90 kişinin 3 yıllık çalışmalarının sonucu geçtiğimiz Temmuz ayında, ayın 16'sında yapılan bir sunumla tüm dünyaya açıklandı. Teknik olarak bir beyin bilgisayar arayüzü üzerinde çalışıyorlar. Ne demek bu? Önce beyinden başlayalım, onun nasıl çalıştığını anlayalım. Kanalımı takip eden hatırlayacaktır. Geçen yıl 4 bölümlük bir yaz okulu serisi yapıp beynimizi ve onun nasıl öğrendiğini anlatmıştım. Beynin iç yapısını ağaç köklerine benzetmiştim. Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Ağaçlar beyin hücrelerimizi yani nöronları temsil ediyor. Kısaca kafamızda 100 milyar ağaçtan oluşan bir orman var ve bu ormandaki ağaçlar birbirleriyle kökleri yardımıyla iletişim kuruyor diyebiliriz. İki beyin hücresi bir sinaps bağlantısı kurarak birbirine kimyasal sinyaller gönderiyor. İşte tam bu sırada çevresinde küçük bir elektrik alanı oluşturuyor. Bu alana incecik bir kablo, bir elektrot koyarsanız o sinyalleri yakalayabiliyorsunuz. Yani beyin hücresinin ürettiği bilgiyi kaydedebiliyorsunuz. Peki ya bunu kaydetmekle kalmayıp kullanabilseydik? Mesela bir bilgisayarı beynimizle kullanabilseydik ne olurdu? Gerçi zaten bilgisayarları beynimizle kullanıyoruz. Ama şu anda beynimizle bilgisayarlar arasında bazı ara birimler, ara yüzler var. Mesela bilgisayar ekranımızdaki kursörü oynatmak için arada bir fareyi kullanmak zorundayız. Ya da düşüncelerimizi yazıya dönüştürebilmek için bir klavyenin tuşlarına dokunmak gibi ara yüzlere ihtiyacımız var. Ama bu çok yavaş bir bağlantı şekli. Çünkü beynimizde olan düşünceleri yine beynimizi kullanarak çeşitli elektrik sinyalleri halinde dönüştürüp vücudumuzun organlarına, kolumuza, oradan parmaklarımıza iletmek ve sonra da onları kullanarak her bir kelimeyi, her bir harfini tek tek o tuşlara basmak durumundayız. Bu da çok büyük bir zaman ve enerji kaybı demek. İşte Neuralink bu düşünceler henüz daha kafamızdayken, beynimizin içerisindeyken onları minik kablolarla yakalayıp çok hızlı bir bağlantıyla bilgisayar ortamına aktaracak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu sistemin 4 temel parçası var. Dikici bir robot, kablolar, elektronik çipler ve algoritmalar. Beyne sokulan kablolar çok ince. Saç telinin onda biri kadar. Ucu neredeyse beyin hücrelerimiz kadar küçük. Robotlar üzerindeki özel mikroskoplar yardımıyla bu kabloları 24 mikron genişlikteki bir iğne ile beyne dikiyor. Bu iş son derece hassas çünkü damarlara denk gelirse travmaya yol açabilir. Öte yandan herkesin beyni birbirinden farklı, üstelik yerinde durmuyor, sabit değil. Nefes alışımız ve kalp atışımız bile hedeflenen o beyin hücrelerinin pozisyonunu değiştirebiliyor. O yüzden kablo dikimi sırasında aralıklarda bilgisayar en doğru noktayı hesaplıyor. Ama bu hızla bile bir saatin altında binlerce kabloyu beyne yerleştirebilme kapasitesine sahip. Kabloların diğer ucunda küçük bir çip var.
beyinden kablolarla toplanan bilgi bu çiplerle kablosuz olarak aktarılabiliyor. Neyse ki saçlarımızın arasından sarkacak kablolar falan olmayacak bu teknolojiyle. Çiplerdeki bilgiler Bluetooth bağlantısıyla cep telefonumuzdaki bir uygulamaya gönderilecek. Bu sistemin ilk versiyonu fareler üzerinde denenmiş bile. Gördüğünüz çipe 3072 elektrot takılabiliyor. Diğer ucuna da USB-C kablo bağlayabiliyorsunuz. Neuralink bu sistemi 2020 yılında insanlar üzerinde denemeye başlamak istiyor. Bunun için de yeni ve çok daha küçük bir çip geliştirmişler. Parmak ucunuza sığabilecek olan bu çiplerden beyninize 4 ila 10 taneye kadar yerleştirilebilecek ve çiplerin kabloları derinin altından kulağınızın arkasındaki bir cihaza bağlanacak. Bu cihazda pil ve Bluetooth anteni var. İşte tüm bunlar sayesinde de beyniniz bir cep telefonu uygulamasına bağlanacak. Başlangıçta telefonunuzu yönetmek, yazı yazmak ya da bilgisayar kursörünü hareket ettirmek için sadece beyninizi kullanabileceksiniz. Şimdi ben bu sunumu canlı olarak takip ettim ve izlerken o kadar heyecanlandım ve şaşırdım ki hemen sıcağı sıcağına bir video yapmak yerine önce işin doğruluğunu araştırmak ve bilimsel olarak ne kadar gerçekçi olduğunu anlamak istedim. Neuralink bu anlattıklarımı daha teknik bir şekilde açıklayan 12 sayfalık bir belge, bir white paper yayımladı. Önce o belgeyi okudum. Bu konuda çalışma yapan diğer nörobilim uzmanlarının sosyal medya paylaşımlarını ve yorumlarını takip ettim. Hatta kendi aralarında bunu değerlendirdikleri bir toplantıya da online olarak katılarak izledim. Edindiğim izlenim olarak şunu söyleyebilirim ki 90 kişilik bu ekip 3 yıl içerisinde bu alanda yapılan en etkileyici çalışmaya imza atmışlar. Ha şu ana kadar diyorum çünkü 2000'li yılların başından itibaren bu konuda yapılmış başka denemeler de var. 2004 yılında felç olmuş bir hastanın beynine 96 elektrotlu bir çip yerleştirilmiş. Bu görüntülerde hastanın Pong oynadığını görüyorsunuz. Ama klavye, fare ya da joystick kullanmadan, sadece beyniyle. Facebook, düşünceleri yazıya dönüştüren bir uygulama üzerinde çalıştığını duyurdu ama bu çalışmaları gizlilikle yürütüyor. Amaçları dakikada 100 kelimeyi yazabilmeyi sağlamak. Şimdi bu verdiğim örnekler beyin-bilgisayar bağlantısı üzerineydi. Fakat Washington Üniversitesi'nde beyinden beyine bağlantı üzerinde çalışılıyor. Yaptıkları çok ilginç bir deney var. Bu deneyde 3 kişi 3 ayrı odaya yerleştiriliyor. Karanlık ve sessiz odalar, birbirleriyle hiçbir iletişimi yok. Bunlara Tetris benzeri bir oyun oynatılıyor. 3 kişiden ikisi gönderici olarak adlandırılıyor. 3. kişi de bir alıcı. Alıcının ekranında oyunun alt kısmı görünmüyor. Göndericilerin ekranındaysa tüm oyun açık ve görülebilir durumda. Şimdi Tetris oyununda biliyorsunuz aşağıya doğru inen parçaları döndürmek ya da döndürmemek gibi kararlar veriyorsunuz alttaki parçaların durumuna göre. Şimdi göndericilerin ekranındaki parçaya bakın. Bunun döndürülmemesi gerekiyor değil mi? Parçayı döndürmeli mi sorusunun iki tarafında seçenekler var. Gönderici hayır seçeneğine doğru bakıyor ve beynini o noktaya odaklıyor. Seçeneğin üzerinde yanıp sönen ışıkların da yardımıyla beyninde buna uygun bir sinyal üretiliyor. Aynı şeyi ikinci gönderici de tekrarlıyor. Beyinde üretilen bu sinyaller yakalanıyor, kodlara dönüştürülüyor ve bir uyarıcı sinyal halinde alıcının beynine gönderiliyor. Alıcı gelen sinyali değerlendirerek kendi cevabını veriyor. İşte bu şekilde 3 kişi farklı odalardan beyinlerini birbirine bağlayarak bir oyun oynamayı başardı. İleride bunu bir de kablosuz olarak yapabildiğimizi hayal etsenize. Telepati. Beyin bilgisayar ve beyin-beyin bağlantılarından sonra şimdi size bir de beyin-makine bağlantısı örneği vereceğim. 2008 yılında bir maymunun beynine yine bir çip yerleştirildi ve bu çip yardımıyla onun beyni bu kez sadece bir yazılıma değil bir makineye, bir robotik kola bağlandı. Evet şimdi hazırsanız eğer sizlere dünyanın ilk cyborglarından birini takdim edeyim. Bu görüntülerdeki robot kolu o maymun kullanıyor ve bu şekilde kendini besliyor. Ama gördüğünüz gibi elleri sabitlenmiş durumda. Sadece beynindeki çipe gönderdiği sinyallerle bu işlemi gerçekleştiriyor. Bir başka deyişle organik bir canlıyla sentetik bir makinenin birleşimini görüyoruz. Neuralink'in uzun vadeli hedefi tam olarak bu. Makinelerle, onların beyni olan yapay zekayla insan zekasını birleştirmek. Bu benim yorumum değil. Bakın az önce bahsettiğim sunumda Elon Musk aynen şunları söylüyor. Yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. And we can effectively have the option of merging with AI.
Yeah, this is extremely important. Peki neden böyle bir şey yapmak isteyelim ki? Çünkü yapay zekanın gelecekte insanlar için çok büyük bir tehdit oluşturabileceğini düşünen pek çok sayıda insan var ve bunlardan biri de Elon Musk. Hatta bu tehditlere karşı tedbirler geliştirebilmek adına kar amacı gütmeyen OpenAI adında bir inisiyatifin kurulmasına da öncülük etti. OpenAI'ın San Francisco'da çok güzel bir ofisi var ve bilin bakalım bu ofisi kiminle paylaşıyor? Neuralink şirketiyle. Neuralink şu anda genel kitleye kısa vadede tıbbi olarak bir takım problemlere çözüm geliştiren araçlar üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Ama diğer Elon Musk girişimlerinde de olduğu gördüğümüz gibi kısa vadeli bu hedefin yanı sıra bir de uzun vadeli bir vizyonu var. Yapay zeka tehdidine karşı bir çözüm olarak onu insan zekasıyla birleştirmek. Kontrolsüz bir gücü kontrol edebilmek için en doğru yol, en doğru strateji bu olabilir mi acaba? Düşmanını kendine yakın tutmak. Ta beyninin içinde. Çünkü yapay zeka bildiğimiz anlamdaki insanlığın icat ettiği son büyük şey olabilir. Öte yandan bugün üzerinde durduğum bu beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi de bilmediğimiz anlamda, artık adına cyborg mu dersiniz, transhuman mı bilemiyorum ama bilmediğimiz anlamdaki bu yeni tür insanlığın icat ettiği ilk şey olabilir. İnsanlık için icat edilen ilk şey mi demeliyiz? Bak tam bu noktada işte aklıma bir soru takılıyor. Hani dedik ya fareler ve maymunlar üzerinde denemeler yapıldı diye. Peki ya böyle gizli saklı köşelerde insanlar üzerinde de bazı denemeler, çok daha ileri seviyede denemeler yapıldıysa, ya insan zekası ve yapay zeka çoktan birleştiyse ve bugün gördüğümüz o çipleri beynimize saç eker gibi ekebilen robotları 3 yıl gibi çok kısa bir sürede geliştirmeyi başaran o insanlar da bu yeni tür insanların ilk örnekleri ise? Yok canım. Bu sefer biraz fazla ileri gittim galiba. Marshmallow bu ya, çip falan değil.